Niçin ses gelmiyor? Babam neden susmuş? Söyler misin, niçin artık ağlamıyor? Bilmiyorum. Başına bir iş gelmiş olmasın. Dine. Leya. Buyur baba. Bir şey mi diyecektin? Kardeşlerini buraya çağır. Onlara söyleyeceklerim var. Kardeşlerimin hepsi burada baba. Onlara ne diyeceksin? Beni bir yere oturdum. Benimle gelin büyük baba. Oturun baba. Tamam. Bütün kardeşlerin burada mı? Evet baba, hepimiz buradayız. İyice dinleyin ve sorularıma öyle cevap verin. Anlatın bakalım. Mısır'a gittiğinizde tam olarak ne oldu? İhtiyatlı bir şekilde gidip sessiz sedasız dönecektiniz. Ne oldu da yakalandınız? Ama baba, Mısır Azizi her tarafta bizi aratıyordu. Sonunda bizi tanıdılar. Sizi görmek için bunca ısrar. Peki ama niçin? Neden? Mısır Azizi'nin huzuruna çıkınca bizi çok iyi ağırladı baba. Bilhassa Bünyamin'e büyük bir ilgi gösterdi. Baba, yemek esnasında da herkes öz kardeşiyle karşılıklı oturdu. Çünkü Mısır Azizi böyle istedi. Bünyamin yalnız kaldı. Mısır Azizi de onun yanına oturttu. Birlikte yemek yiyorlardı. Gizli saklı konuşuyorlardı baba. Evet öyle. Hem gülüyor hem de ağlıyorlardı. Mısır Azizi Bünyamin'le gülüp ağlıyor muydu? Hayır, sadece Bünyamin ağlıyordu. Nedenini sorduk. Sizden ayrı düştüğü için ağladığını söyledi. Birkaç haftalık ayrılık için ağlamak mı? Hem de Mısır Azizi'nin huzurunda. Buna aklım ermedi. Bünyamin yakalanıncaya kadar her şey yolunda gidiyordu. Bana kalem, mürekkep ve biraz da deri getirin. Mısır Azizi'nin davranışlarında bir sırrın saklı olduğunu düşünüyorum. Onun ya Yusuf'tan haberi var ya da kardeşinizi bulmada size yardımcı olabilir. Siz de Mısır Azizi'ne ya da bu konuda bilgisi olan herkese kardeşinizi sorun. Bana göre Mısır'da bir şeyler oluyor. Ama baba, bizim Mısır'a gidecek yüzümüz yok. Mısır Azizi'ne ne diyelim? Kardeşimizin suçunu affetme diyelim. Yine bize buğday mı ver diyelim? İşte büyük baba. Buyur. Ben Mısır Azizi'ne bir mektup yazdıracağım. Siz hem mektubu götürün hem de kardeşiniz hakkında daha fazla araştırma yapın. Ben konuşmalarınızdan bir şeyler çıkardım. Bunları sizin idrak etmeniz mümkün değil. Şimon oğlum. Yaz. Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır Azizi Yüzarsif'e, her şeyden münezzeh olan Allah biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti. Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. Ve amcam İsmail'i Allah'a kurban edilmek üzere sunak yerine yöneltti. Bu yünler 5 para etmez. Bunlarla bize buğday verirler mi acaba? Hiç yoktan iyidir. Eli boş gidersek bize buğday vermezler. Ya altın, gümüş ya da takas edilecek bir şey götürmeliyiz. Hiç paramız da kalmadı. Öyleyse ticari mal götürmeliyiz. Satmadığımız deri ve yünümüz var. Şuna satamadığımız deri ve yün desene. Ben ve gelinler de yünden çok miktarda ip eğirdik. İşinize yarar. Bunlarla buğday vermezler ki. Malımızın değersiz olduğunu biliyoruz. Ama başka çaremiz yok. Allah büyüktür ki belki Mısır Azizi buğdayla birlikte bize Bünyamin'i de verir. Ne güzel hayaller kuruyorsun. Allah'tan ümidini kesme Yehuda. Yusuf'u soruşturun. Mektubumun Mısır Azizine vermeyi unutmayın. Bünyamin'i almadan Kenan'a dönmeyin. Yolunuz açık olsun. Allah sizi korusun. Biz Kenanlı 10 kardeş. Kölemiz Yusuf'u Malikoğlu Zara 18 dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Acaba Şimon hanginiz? Ben... Bizim evde çok yaramaz ve söz dinlemeyen bir çocuğu olan cariyemiz vardı. Mecburen o çocuğu Malik adında birine sattık. Şüphesiz onun yaramazlıklarından kurtulmak için böyle bir şey yaptık. Ayrıca bu senet o zamana ait. Evet, o zamana ait. Bünyamin... Bunlar ne anlatıyor? Hayır efendim. Bizim hiçbir zaman böyle bir kölemiz olmadı. Hala yalan söylemekten vazgeçmiyorsunuz. Bu mektubun hanımefendi Züleyha ve sizin yanınızda ne işi var? Mektubu Yusuf'tan ben aldım. Bu mektubu kervancılara satılan Yusuf'tan aldım. Görüyorsunuz ki bizim her şeyden haberimiz var. Bizim için inanılır gibi değil. Siz nasıl her şeyi biliyorsunuz efendim? Bu kaseden duydum. Bunu tanıyorsunuz. Bünyamin'in yükünde bulunan kase bu. Bu kase benimle konuşuyor. Bu kase konuşuyor mu? O bu sesle bana her şeyi anlattı. Anlattıklarını size aktarmamı ister misiniz? Kase diyor ki Yusuf'u kardeşleri dövdü ve yapma! Ciddi bir şekilde yaraladı. Kase diyor ki onu öldürmeye niyetlenmişlerdi. Levi engel oldu. Onu kuyuya attınız ve babanıza Yusuf'u kurt yedi demeyi kararlaştırdınız. Ben kardeşimin kanlı gömleğini babama getirip onu bir kurdun yediğini söylediğinize şahidim. Bütün bunları size Bünyamin anlatmış. Bunlar gerçek değil. Hepsi yalan. Yalan. Hayır. Kaseniz doğruyu söylüyor ekselansları. Kase bizim rezaletimizi haykırıyor. Bırakın anlatsın. Dinliyoruz. Dinliyoruz ekselansları. Kardeşinizi onu kuyudan çıkaran kervana 18 dirheme sattınız. Kardeşinizi köle olması için gönderdiniz. Ama onun kendi isteğiyle gittiğinden habersizdiniz. O ileride büyük bir sorumluluğun kendisini beklediğini biliyordu. Kervancılar Yusuf'u bağladılar ve köle olarak buraya, Mısır'a getirdiler ve onu köle pazarında sattılar. Ben Malik'im. Yusuf'u kuyudan çıkaran benim. Onu satın alan. Hatırlıyor musunuz? İzin verirseniz Kase'nin bundan sonraki sözlerini ben anlatayım. Mısır Azizi Potifar Yusuf'u satın alır. Ve sonra da onu eşi Züleyha'ya hediye eder. Yusuf'u size hediye mi etti? Evet. Ben yıllarca Yusuf'a sahiplik ettim. O benim sarayımda büyüdü ve gelişti. Ben de sizin gibi ona zulmettim. Ona komplo kurdum. Onu zindana attırdım. Allah günahlarımı affetsin. Yusuf 12 yıl zindanda kaldı. Yıllarca işkence gördü. Acı çekti ve taş madenlerinde çalıştı. Bu durum büyük kral Akhenaton bütün Mısırlı rüya tabircilerinin yorumlamakta aciz kaldığı bir rüya görünceye kadar sürdü. Ben Yusuf'un büyük bir rüya yorumcusu olduğunu biliyordum. Bir keresinde benim rüyamı çok iyi yorumlamıştı. Mısır kralının rüyasını Yusuf'a anlattım. Ve o da çok isabetli bir şekilde yorumladı. Kral hazretlerinin rüyasını yorumlaması hem kendisinin zindandan çıkmasına hem de Mısır halkının kıtlıktan kurtulmasına neden oldu. Yusuf peygamber benim eşim, Menese ve Efraim de çocuklarımızdır. Ve Yusuf şu anda Mısır'ın azizi olmuş. Acaba gerçekten sen Yusuf musun? Kardeşimiz Yusuf, Mısır Azizi öyle mi? Bizim Yusuf öyle mi? Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Babamızın yerine geçmesini istemediğimiz, peygamberlik görevini üstlenmesini istemediğimiz Yusuf mu? Evet, ben o Yusuf'um. Allah'ın yardımıyla bu makama ulaştım. O sabreden ve takva yolunu tutan kullarının emeklerini boşa çıkarmaz. Görüyorsun. Görüyorsun ki başımız eğik ve mahcubuz. Bize ne yapacaksın? Kardeş kardeşi sevip bağışlamaktan başka ne yapar? Bizler senin kardeşindik. Neden sana bu kadar zulmettik Yusuf? Ben geçmişi unuttum. Daha kuyunun içindeyken sizi affettim. Ama ben bağışlanmak istemiyorum. Biz sana çok fazla zulmettik Yusuf. Ama sen etme. Bu bağışlaman beni öldürür. Bu bağışlama bize verdiğin en büyük cezadır Yusuf. Sana yalvarıyoruz. Bizi cezalandır. Ben kendimden iğreniyorum. Ben kendimden iğreniyorum Yusuf. Vereceğin ceza belki günahlarımızı azaltır. Bu bağışlaman herhangi bir cezalandırmadan daha ağır Yusuf. Gerçekten de cezalandırılmak mı istiyorsun? Evet gözümün nuru kardeşim. Eğer sen beni cezalandırmazsan ben kendimi cezalandıracağım. Pekala. Madem cezalandırılmak istiyorsun, öne çık. Vur Yusuf. Yalvarırım vur. Ben hiçbir zaman sen ve diğer kardeşlerim için kin gütmedim. Allah'a yemin olsun ki bundan daha ağır bir biçimde cezalandırılamazdım. Eğer onca günaha rağmen cezalandırılmazsam bu yüzden kendimi öldürmekten korkuyorum. Kendimi yok edeceğim. Allah aşkına bana bir ceza ver. Ne olursun bana bir ceza ver. Ben kardeşlerimin sana neler yaptığını gördüm de sesimi çıkarmadım. Ağzımı kapattım ve gerçeği babamdan sakladım. Söyle cellat beni parçalara ayırsın. Söyle kırbaç darbeleriyle günah şeytanı ve bu vahşilik içimden çıksın. Bu utanç beni öldürecek. Bu utanç beni öldürecek Yusuf. Sakin ol Levi. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Bugüne kadar sizinle birçok kez bir araya geldim. Defalarca sizi kucaklamak, uzun yıllar ayrı kalmanın acısını dindirmek istedim. Ama bir türlü yapamadım. Bana izin verilmedi. Bana izin verilmedi. Böyle bir günü iple çekiyordum. Ben bütün benliğimle kardeşlerimi seviyorum. Böyle şeyler yapma kardeşim. Beni utandırma. Eğer kardeşlerimi utandıracak bir şey yaptıysam Allah beni bağışlamasın. Allah'ım görüyor musun? Ben zulmettim. Ben günah işledim ama Yusuf utanıyor. Bizim gibi zalimler bağışlanır mı? Görüyor musun Yehuda? Yüce bir insanı ne kadar da incitmişiz. Biz Biz sadece sizi üzmedik. Babamızın bizden çektiği bundan kat be kat fazlaydı. Onu nasıl telafi edeceğiz peki? Nasıl edeceğiz? Bizi bağışlamazsa eğer kime sığınalım? Tövbe ederseniz eğer babam da sizi bağışlayacak. Niçin bu ayrılık son bulmuyordu? Niçin bu hicran bu kadar yıl sürdü? Sanırım ceddimiz İbrahim ve İsmail olayı tekrar etti. Babamız daha yeni İsmail'ini kurban etti. İşte bu yüzden Allah ona İsmail'ini geri göndermek istiyor. Efendim? Bu gömleği babamıza kim ulaştıracak? Ben. Babamızın gözlerini açmayı başarırsan hatalarının bir kısmını telafi etmiş olursun. Elinden gelirse tabii. Ama bu mümkün değil. Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar. Hadi kalkın. Bu ceddimiz İbrahim'den İshak'a, ondan babamıza ve bana ulaşan bir gömlek. Levi, yola düş ve bunu babama ulaştır, yüzüne sür. Allah'ın izniyle babamızın gözleri açılacak. Ayrıca ona bütün İsrailoğullarını, hayvanları ve eşyalarıyla birlikte toplayıp Mısır'a doğru yola çıkmasını söyle. Mısır kralı Akhenaton'la konuştum. Sizi Menfis'te uygun bir yere iskan edeceğim. Kuşen Mısır'ın en iyi bölgesidir. İsrailoğulları için orada bir şehir kurmak istiyorum. Malik, kardeşimin seyahati için gerekli hazırlıkları yap. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. Babamın gözlerinin açılması işte bu gömleğe bağlı. Elini çabuk tut. Bir an önce onu Yakup peygambere ulaştır. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha! Ha! Evet evlatlarım, dünya sadece Kenan'dan oluşmuyor. Daha birçok şehir var. Dünyada hüküm süren birçok krallık var. Ama bir gün gelecek dünyanın tek hakimi ve tek devleti olacak. Dünyanın hakimi olacak kişi de hiç şüphesiz en salih insan ve devleti de dünyanın en iyi devleti olacaktır. O salih yönetici kimdir büyük baba? Sen Şimon'un oğlu Carşun musun ha? Evet büyük baba. Bilmiyorum oğlum. Tek bildiğim Allah'ın salih kullarından olduğudur. Ve benim bildiğim son peygamberden sonra devletini kuracak. Son peygamberi tanıyor musun büyük baba? Heh, sen iş bil. Bünyamin'in oğlusun biliyorum. Evet oğlum tanıyorum. Bütün peygamberler onu tanır. Hepsi onun gelişini müjdelemek için gelmişler. Adı Ahmet'tir. Ahmet mi? Ahmet mi? Evet, Ahmet. Amcam Allah'a adanan İsmail'in soyundandır. Ne güzel bir koku. Ne güzel bir koku. Ahmet adını zikretmekten mi geliyor? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ne dediniz baba? Bana deli divane demeyeceksiniz. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yusuf yok ki baba. Onun nasıl kokusu olsun? Yanılıyorsun. Biz hiç koku almıyoruz. Yusuf 36 yıl önce öldü. Şimdi mi kokusunu alıyorsunuz? O ölmedi. Yusuf'um ölmedi. Ben hiçbir zaman Yusuf'u ölü saymadım. Yusuf'um yaşıyor. Bugünü unutmayın. Ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Duydunuz mu beni? Biz kocalarımızın ve aç çocuklarımızın midesini düşünüyoruz. O Yusuf'u düşünüyor. Size iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere sizleri Yakup peygamberle birlikte ağırlarız. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Beş yıldır Mısır'daki bu kıtlık devam ediyor. Yağmur yağmazsa Mısır yok olacak. Nil kurumuş. 2 yıl sonra yağmur yağacak. Bu Yusuf'un müjdesidir. Babam çok kızgın. Allah'a şükürler olsun ki kardeşimin işlediği günaha ortak değilim. Size ne kadar tövbe edin dedim. Size ne kadar bana gerçeği söyleyin ve bu üzüntüden beni kurtarın dedim. Biliyorum. Hatalı olduğumuzu ve kardeşimize kötü davrandığımızı biliyorum. Buna rağmen sizden bizi bağışlamanızı diliyoruz. Sizden daha zalim ve daha acımasızları var mı? Siz önce Allah'tan af dileyin, benden değil. Eğer insanlar içinde rezil olmak olmasaydı daha önce itiraf ederdik. Bedduanızdan korktuğumuz için gerçeği gizlemek zorunda kaldık. Yoksa anlatırdık. Allah yaptıklarınızdan haberdardı. Ben yalnız kaldığınızda Allah'ın huzurunda niçin tövbe etmediğinizi soruyorum size. Bu gömleği tanıyor musunuz? Yusuf'un kanlı gömleği. Ben bunu gerçeğin ortaya çıkacağı gün için saklamıştım. Utanmıyor musunuz? Babanıza niye bu kadar zulmettiniz? Yusuf'u kurtların parçaladığını söylemiştiniz ona. Ne oldu? Yusuf yaşıyormuş. Yusuf'un önderlik ve üstünlüğüne engel olmak istiyordunuz değil mi? Allah'ın iradesine karşı durmak ha? Utanmadınız mı? Yusuf bizi bağışladı. Siz de büyüklük göstererek bizi affedin. Şüphesiz Allah da bizi affedecektir. 40 yıla yakın bana acı çektirdiniz. Şimdi bir seferlik mağfiretle bağışlanacağınızı mı umuyorsunuz? Gidin, gidin! Bir süreyi mağfiret dilemekle geçirinceye kadar sizi bağışlamayacağım. Yani onları bağışlamayacak mısın? Bunlar kolaylıkla hasıl olan mağfiretin kadrini bilmiyorlar. Allah'ın onları bağışlamamasından kork. Bünyamin, babamız seni bizden daha çok seviyor. Bize şefaat etmeyecek misin? Şefaat mi edeyim? Biliyoruz ki sen de kardeşinin yokluğunda acı çektin. Ama bizler de senin kardeşiniz. Ne istiyorsunuz? Yüreğimde açtığınız yara ve yıllarca gözlerimden akıttığınız kanlı gözyaşlarından sonra sizi bu kadar kolay affetmemi beklemeyin. Belki zamanla bu yaralı gönlüm insafa gelir. Baba benim, Bünyamin. İçeri gir. Baba, ben şefaat için geldim. Sen nasıl şefaat edebilirsin? Bunların bana, kardeşine, sana ve Lea'ya ettikleri zulmü nasıl bu kadar kolay unutabilirsin? Hatırladığım kadarıyla kardeşlerimin işlediği günahların şeytanın hilelerinden kaynaklandığını söylüyordunuz. Şeytanın oyuncağı olmak küçük bir günah mı? Şeytana itaat etmek peygamber çocuklarına yakışır mı? Bu daha ağır bir cezayı gerektirir. Gidin. Belki başka bir zaman. Gidin. Yaklaşık 40 yıl başı kesilmiş tavuk gibi gözlerinin önünde çırpınıp durdu. Kardeşin için gözyaşı döktüm. Gözlerime ak düştü. Ama hiçbiri bana acımadı. Eğer bir tek kelime, tek bir kelime söyleselerdi bütün acılarım son bulacaktı. Beni bağışla baba. Israr etmeselerdi şefaat için gelmeyecektim. Babanın davranışlarının kardeşlerinin yararına olduğundan eminim. Şunu söylemeliyim ki her halükarda bu ayrılık son buldu. Baba, göç emri vermeyecek misin? Kardeşim Yusuf bekliyor. Mısır'a gitmeliyiz. Bütün ailemiz, akrabalarımız ve mallarımızla. Kardeşim Memfis yakınlarında büyük bir bölgeyi bize ayırmış baba. Yarın sabah hareket ediyoruz. Herkes hazırlansın ve yolculuk için yüklerini bağlasın. Söyleyin yeni elbiselerini giysinler, kendilerine çeki düzen versinler, süslensinler ki Yusuf Mısır büyükleri karşısında mahcup olmasın. Ona senin kavmin yoksul demesinler. Anlıyorum baba. Zühtümüzü fakirlik olarak yorumlayabilirler. Git hazırlan. Kenan halkı için peygamberlerini kaybetmek çok zordu. Eğer kayıp oğlunuz Yusuf peygamberi görmeye gitmeseydiniz, hiç kuşkusuz gitmenize mani olurdum. Bizim için de Kenan'dan ve dostlarımızdan ayrılmak kolay değil. Ancak bu Allah'ın peygamberinin emridir. Firavunlar ülkesinde yaşayan insanlar tek tanrıcılığa karşı yabancılar. Belki de Yusuf, İbrahim'in Hanif dinini yayarak Mısır'da tek Allah inancını yerleştirmek istiyor olabilir. Umarız Allah peygamberimizi unutmaz ve bize dua eder. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Yeniden görüşeceğiz. Bizi unutmayın. Yolunuz açık olsun. Selametle güle. Sağ salim varın. Güle güle. Allah'a emanet olun. Bizi unutmayın. Güle güle. Bizi sakın unutmayın. Allah'a emanet olun. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin. Sen benim Yusuf'umsun. Görüyor musun? Ne kadar güzel ve ihtişamlı duruyor. Evet, bizim Yusuf'umuz. Güneşten daha parlak ve aydan daha güzel olmuş. Hayır, babasının azizi. Sen elimi öpmemelisin. Sen babandan üstünsün. Doğrusu benim senin elini öpmem. Bu Yusuf. Kardeşiniz Yusuf geri döndü. Yıllardır ortalıkta olmayan, yıllardır ayrılığı içimi yakan, yıllardır beklediğim, kaybolmuş Yusuf'um geri döndü. Evlatlarım gelin, Yusuf'u bulduğumuz için Allah'a şükredelim. Yusuf'u bulduğumuz için şükür secdesine hep birlikte kapanalım. Hep birlikte Allah'a, Yusuf'u bulduğumuz için dua edelim. Yıldızları, ay ve güneşi seyre dalmıştım ki beni uyandırdınız. Sana secde etmesi gereken güneş şimdiden huzurunda diz çöküyor. Ay ve 11 yıldız da bir gün huzurunda secdeye kapanacak. Sen bir gün hem mevki kazanacak hem de manevi bakımdan yükseleceksin. Kalkın baba, kalkın. Görüyor musun Yusuf'u? Ay, güneş ve 11 yıldızın secdesini görüyor musun? Evet. Baba, görüyorum. Çocukken gördüğüm rüyanın yorumunu görüyorum. Yüce Allah, cemal ve celal sıfatlarını enbiya ve evliyalarının varlığında ortaya koyar. Allah'ın velileri güzel eylemlerle Allah'ın birçok sıfatına ayna tutarlar. Ve Yusuf'umun bu sıfatlardan nasibi diğer peygamberlerden çoktur. Eğer Yusuf'umun Allah'ın yeryüzündeki cemalinin yansıması ve onu gösteren bir ayna olduğunu söylersem ileri gitmiş oldum. Bütün bunlar Allah'ın bana sunduğu inayetlerdir. Benim kendimden hiçbir şeyim yok. Allah beni zindandan kurtardı. Şeytan benimle kardeşlerim arasına ihtilaf düşürdükten sonra da sizi Kenan'dan buraya getiren odur. İşleri sağlam ve hikmetli olan odur. Rabbim, sen bana Mısır azizliği ve yöneticiliği ihsan ettin. Sen bana güç verdin. Rüya yorumlama ilmini sen bana öğrettin. Beni teslim ve razı bir halde öldür ve salih kullarınla birlikte dirilt. Allah'ım, Yakup'un bekleyişine son verdiğin için sana şükürler olsun. Beklenti içindeki gözlerimi oğlumu göstererek aydınlattın. Allah'ım, bir bekleyiş içinde olanların beklediklerini onlara nasip et. Allah senin aracılığınla ilahi yönetimin güzelliğini sergilemek için dünyanın bir köşesinde salih kullarından birinin yönetimini gözler önüne serdi. Ama hala dünya halkının çoğu sapkınlık, zillet ve fakirlik içinde yaşıyor. Allah senden sonra da peygamberler gönderecektir. O peygamberlerin sonuncusu insanları hem içlerinde bulundukları kötü durumlardan hem de zalimlerin zulmünden kurtaracak bir kitapla gelecek. Adı nedir? Adı yıllardır senin zor zamanlarında sana huzur veriyordu. Kimdir? Ne zaman gelecek? O peygamberlerin sonuncusudur. Adı da Ahmet olacaktır. Ondan sonra bir peygamber gönderilmeyecektir. O tek bir kavme değil, bütün insanlara gönderilecektir. Kendisine indirilen kitapta adaletin bütün yeryüzüne yayılması için gerekli bilgiler verilecektir. Hiç kuşkusuz siz bu son peygamberi de göreceksiniz. Kendisine benim selamımı söyleyin. Sence gelecekte İsrailoğullarının kaderini Yusuf mu çizecek yoksa Yehuda mı? Bu çok açık. Tabii ki Yusuf. Hayır Şimon, hayır. Gelecektekiler İsrail oğullarına Yusuf'i değil Yahudi diyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.